MMORPG'ler hayatımızın dönüm noktası olabilirler. Bazen iyi, bazense kötü açıdan. Kimimiz can dostlarımızı, sanaldan reale taşınacak dostluklarımızı kurmuş, güzel arkadaşlıklar ve aile ortamı edinmişizdir. Kimimiz çok fazla zamanını MMORPG oyunlara verdiği için sosyal hayatında başarısızlık ve benzeri şeylerle karşılaşmıştır. Ama korona vakası, sosyalleşmedeki zedelenmeler, dışarıya çıkamama gibi bu zamanlarda en büyük sosyalleşme aracımız bence çok oyunculu devasa rol yapma, yani MMORPG oyunlarıdır. Bu listede çok oyunculu rol yapma oyunlarını, MMORPG'leri, aksiyon RPG'leri ve bu öğeleri barındıran bütün oyunlar, yani bu videoda göreceğiniz bütün oyunlarda Türkçe dil desteği olacak. Rol yapma oyunlarını sizlere önereceğim. Her tarzda, her oyuncuya hitap edecek oyunlar önermeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz ve son kez hatırlatayım, tüm oyunlar Türkçe dil desteğine sahip olacaklar. Black Desert Online, BDO adıyla bilinen ve zamanın en iyi MMORPG oyunlarından biri olan Black Desert Online, birbirinden güzel sınıfları, zamanın en iyi grafikleri ve aksiyon sistemiyle harika ve akıcı bir MMORPG deneyimi sunuyor. Böylesine detaylı bir MMORPG'yi Türkçe oynamak da çok önemli bence. İçinde NPC'lerle arkadaşlıklarınızı geliştirebildiğiniz, meslek edinebildiğiniz, yeteneklerinizin birbirinden farklı kombolarını keşfedebildiğiniz ve bunları anlayabildiğiniz için zamanı olan ve kendini MMORPG'ye gömmek isteyen oyuncular için en iyi oyun olabilir. Oyun şu an 19 TL olsa da ücretsiz oynama seçeneğiniz de var. Oyunun deneme versiyonunu indirip hızlıca 56 levele kasarsanız oyun ücretsiz ve kalıcı olarak sizin oluyor. PvP ve PvE sistemi de gerçekten enfes ve nefes kesici diyebilirim. Oyun çıktığı zamanlarda ne kadar pay to win'e karşı bir oyun olarak çıksa da daha sonra kendini pay to win'in esiri etmişti. Fakat oyun şimdi tekrar free to play bir oyun olmuş durumda. Oyunun içerisindeki pay to win objeleri oldukça azalmış, free to play oyuncularının da oyunda güçlenmesine olanak sağlamış durumda. Curse Spell. Hakkında bolca konuştuğumuz bu anime tabanlı aksiyon rol yapma oyunda PvP oyun severlerin ya da online bir RPG'de hikaye temasına da önem verenlerin, özellikle de animecilerin oyunu olabilir. Türkçe dil destekli bir online anime rol yapma oyunu neredeyse yok, değil mi? Curse Spell tam bu noktada devreye giriyor. Harika karakter yaratma ekranı, birbirinden zengin sınıf seçenekleriyle PvP temasını ve aksiyonu en iyi yansıtan online tabanlı anime oyunu olabilir. Hatta bu oyunla ilgili içimi yakan bir şey var. Bu oyun gerçek anlamda sadece aksiyon RPG olmak yerine MMORPG olsaydı, yani açık dünya farm sistemi olsaydı, bence zamanın en iyi anime tabanlı MMORPG oyunu olabilirdi. Hatta anime tabanını bir kenara koyalım, belki dünyanın en iyi saf MMORPG oyunu olabilirdi. Keşke öyle olsaydı. Dediğim gibi, emin olabilirsiniz ki Curse Spell aksiyon RPG olmak yerine MMORPG olarak bu grafik ve aksiyon temasını koruyan bir oyun olarak piyasaya sürülseydi şu an dünyanın en iyi MMORPG nedir sorusuna verilecek cevap olabilirdi. PvP sistemini sevenler, sürekli rekabete önem verenler, arkadaşlarıyla takım olup rakiplere karşı boy göstermek isteyenler, bu oyun tam sizin oyununuz. Oyunun içinde birbirinden farklı oyun modları var. Deneyebilirsiniz. PvE'den çok PvP'ye önem veren oyuncular için harika free to play bir oyun Curse Spell. Knight Online. 95 ve sonrası jenerasyonun gençliğini çürüten bir yapımdır Knight Online. Bizim oynadığımız zamanlarda Türkçe dil desteği yoktu ama şu an mevcut. Açıkçası oyunu 2000'li yıllarda oynuyordum ve şu an içeriği hakkında pek bir bilgim yok. Knight severler tekrar göz atabilirler. Metin 2. Knight için söylediğim çoğu şey geçerli ama oyunun şu anki hali bence çok iç açıcı değil. Çok yakın bir zamanda test edip bakıp eskiden eser kalmadığını gördüm. Eğer bir ortama sahipseniz ve basit bir MMORPG arıyorsanız arkadaşlarınızla, sevgililerinizle oynayabilirsiniz. Warframe. Warframe gittikçe gelişmekte olan bir bilim kurgu dünyasında ücretsiz oynanabilen kooperatif bir aksiyon rol yapma oyunudur. Aksiyon rol yapma oyunu dediğime bakmayın. Yeni zamanda MMORPG olma yolunda birçok şey kattı kendine bu oyun. Açık dünya sisteminin de oyuna gelmesiyle oyun aksiyon RPG olmaktan çok MMORPG olmuş durumda. Oyunun içeriği BDO kadar zengin diyebilirim. Teknoloji ve uzay temasını seven, karanlık temaya ilgi duyan MMORPG severler, bu oyun tam sizlik. İçinde aklınıza gelebilecek her sınıfın bulunduğu, uzay gemilerini eviniz olarak tasarlayabildiğiniz ve arkadaşlarınızı da içine davet edebildiğiniz, açık dünyada farmlayıp bosslar kesebildiğiniz veya zindan görevleri yapabileceğiniz, diğer gezegenlere gidip oralarda savaşabileceğiniz hem PvP hem de PvE sistemi olan güzel bir yapım.
Elots Online. Sernaut isimli fantastik bir dünyada geçen bir MMORPG'dir. 90'lı yılların ortasında başlayan ve milyonlarca oyuncunun bilgisayarlarında yerini alan Rage of Mage isimli MMORPG serisinin 4. bölümü diyebiliriz. Tatlı grafikleri ve kolay oynanışıyla beraber kafa dağıtmalık bir MMORPG arıyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Draken Sank Online. İzometrik kamera açısını kullanan bu MMORPG kendini MMORPG olarak tanıtsa da bence tam bir aksiyon RPG. Biraz hack and slash türüne de yakın diyebilirim. Birbirinden zorlu zindanlarda ister tek başınıza isterseniz de ekip üyelerinizle yüzlerce slot temizleyerek boss'a doğru ilerleyebileceğiniz, stres atma konusunda size iyi gelebilecek bir yapımdır Draken Sank. Oyunun PvE bölümü PvP bölümünden çok daha iyi ve dediğim gibi bence tam bir aksiyon RPG. World of Tanks. MMORPG veya aksiyon RPG dediğimiz zaman aklımıza sadece insanların, yaratıkların, uzaylıların veya insanüstü varlıkların gelmesine gerek yok. Bazen tankların, bazen gemilerin, bazen de bu tarz aletlerin olduğu RPG oyunları da var. Örneğin World of Tanks gibi. Tankınızı geliştirip atış gücünüze ve hesaplamanıza güvenebileceğiniz bir RPG oyunu istiyorsanız bu oyunu deneyebilirsiniz. Smite. MOBA türleri genelde hep izometrik kamera açıları kullanırlar. Smite, MOBA ve TPS aksiyon RPG türünü birleştirerek yepyeni bir MOBA aksiyon rol yapma oyunu ortaya çıkarmış. Klasik MOBA'lardan sıkılan arkadaşlar, karakterleriyle daha içli dışlı olabilecekleri ve 3. şahıs kamera açısıyla bir MOBA türü deneyimleyebilecekleri Smite'ı deneyebilirler. Phoenix Dynasty 2. Anime tabanlı Türkçe bir MMORPG. Grafikten çok içeriğe önem veriyorsanız PDO 2 tam size göre bir oyun. 7/24 PvP haritası, efsane köy ve şehir savaşları, nefes kesen günlük ve özel zindanlar, kervan ticareti, harika bir açık dünya ve pay to win olmayan market yapısıyla muhteşem bir old school MMORPG sizi bekliyor. MMORPG'nin her detayını bu oyunda hissedebilirsiniz. Oyunun çizimleri de bana göre Final Fantasy temasındaki anime türlerine çok yakın duruyor. Ben birazcık Final Fantasy türlerine benzettim oyun çizimlerini. The Day Online. 3 boyutlu TPS aksiyon rol yapma oyunu olan bu yapımda stratejinizi ve takım oyununu ön planda tutmanız gerekiyor. Farklı bölüm tasarımları, farklı oyun modları ve harika grafikleriyle aksiyonun dibine vurabilirsiniz. Champions of Titan. Champions of Titan RPG aksiyon benzeri PvE savaşları yapabileceğiniz Skifi tarzında MMORPG oyundur. Her iki tarzı da birleştiren bu oyunda grubunuzla beraber PvP ve PvE akınlarına katılabilirsiniz. Takım ligi mücadeleleri, birbirinden etkileyici evcil hayvanlar ve çok daha fazlasını bu oyunda bulabilirsiniz. İzometrik kamera açısıyla MOBA türünü birazcık andırsa da gerçek anlamda harika bir MMORPG türü diyebilirim. Neverwinter. Ünlü fantastik rol yapma oyunu olan Dungeons & Dragons üzerine kurulmuş, oynaması ücretsiz bir aksiyon MMORPG'dir. Destansı hikayeler, hareketli dövüşler ve klasik rol yapma öğeleri Neverwinter'ın dünyasını oldukça zenginleştiriyor. Arkadaşlarınızla oynayıp eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Atlas. Korsan temasını çok seviyor ve hatta acayip Karayip korsanlara hayranıysanız buranın Jack Sparrow'u veya Will Turner'ı olabilirsiniz. Açık dünyası, PvE ve PvP sistemi, ticaret sistemi ve birçok MMORPG üyesiyle hem eğlenceyi hem de rekabeti doruklarda yaşayabileceğiniz bu yapımda harika bir MMORPG olmasına rağmen birazcık ücretli. Oyun şu an 50 TL ama Steam indirimlerini takip edip kesinlikle elde etmeniz gereken farklı bir MMORPG bu oyun. Her rol yapma oyunu oyuncusunun deneyimlemesi gerekiyor bence. Florencia. Aynı Metin 2 ve Knight Online oyunlarında olduğu gibi Florencia da çok eski bir yapımdır. Mini karakterleriyle ve batı anime çizimiyle gayet tatlı ve kolay, birçok temayı da içinde barındıran kafa dağıtmalık bir MMORPG oyunudur. Gloria Victus. Tıpkı BDO gibi ama daha gerçekçi bir orta çağ arıyorsanız, yani gerçeklikten kastım, büyü ve benzeri materyallerden çok, tıpkı Mount & Blade yapımlarında olduğu gibi gerçeği yansıtan dövüşler yaşamak istiyorsanız, işte tam aradığınız MMORPG bu oyun. Oyun ücretli olsa da 18 Ocağı kadar harika bir indirim almış durumda. Bu indirimi bence kaçırmayın. Ark Survival Evolved. Bu oyuna da aslında tam bir MMORPG diyemeyiz. MMORPG türünden birazcık sıyrılıyor bu yapım. Ark Survival, klasikleşmiş hayatta kalma oyunlarının dışına çıkan bir online survival oyunu diyebilirim.
Dinozorlarla dolu bu açık dünyada hayatta kalma mücadelesi vermek isteyenler deneyimleyebilir. Conqueror's Blade. Son zamanlarda YouTube üzerinde de reklamlarını sıkça görmüşsünüzdür bu oyunu. Ordunuzu kurup rakiplerinize saldırabileceğiniz PvP sisteminin boy gösterdiği bir aksiyon rol yapma oyunu olan Conqueror's Blade, rekabet seven oyuncular için aranan oyun olabilir. Evet, listemizde Türkçe olarak oynayabileceğiniz rol yapma oyunları bu şekildeydi. Anime, orta çağ, yeni çağ, eski çağ, yani her çağdan oyun koymaya çalıştım işin içine ve eski ve yeni olan 18 adet Türkçe dil desteği barındıran çok oyunculu rol yapma oyunlarını sıraladım. Eğer sizin de önerileriniz varsa Türkçe dil desteği olan, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ya da oynadığınız oyunlar varsa Discord'umuza gelip oradan bize oyunlar hakkında öneriler yapabilirsiniz. Biz de sizlerle oyun oynayabiliriz. Yeni videolarda, yeni listelerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakın. Keyifli oyunlar. Keyifli oyunlar. Bay bay.